Ben can olan insan soyu. İnsan soyu olarak görevdeyim. Görev yapıyorum. Umur, murat, yani tırnak içinde sorumluluk duygusu ile murad edilen insanı hak ettim. Umur, ruh kuran olur, yolu açar. Umur, ruh olur, hak ilmiyle olur. Allah, Allah'a ulaşılır. Aha, budur işte olan, budur işte olan biten. İnsan levhisi artık daha güçlü bugün, çok daha güçlü. Ve bu yoğun ışık daha yoğun bugün. Öz görevimiz daha güçlü bugün. Bizleri, hepimizi yüceliklerimiz kucaklıyor, hissediyorsunuzdur. Murada Kur'an gerek, ana kapıda beklenmez. Yaşama alınır. Açıyı daraltıp ışığı yakarız. Zira kodlanmış ışığa gerek var. Özden geçer, yaşamdan geçer, ancak bizden geçmez. Bu belirtilmişti. Aşk ve aşk. Aşkın ışığında has sessizlikte o biz, biz oyuz. Onca çalışmanın sonrasında görevimiz tüm yaşamları hasada kotlamaktır. Sultanlar, sevgili arkadaşlarım, dostlarım, gürzümüzün beden sistemleşmesine en güçlü yoğunluk olduğumuz bizlere iletilmiş, buyurulmuştur. Hepimizin gücünde olan bir niteliktir sistemleşmek. Görevimiz buraya kelam olmaktır. Bilinç üretmektir. Herkes bilinç üreticisidir. Ama bilinç üretirken kelamla üretmenin sessizlikleri dürümlemek olduğunu mutlaka bilmemiz gerekir. Öz görev insana hizmet ve yaşamı hak edip kalemle dinletmektir. Ve kelamla dürümlendiğinde bu yaşam orta kapılardadır. Artık orada kayıt yapılır. Ama yapılan kayıt ışığın kaydıdır. Ve ışığı kaydeden nefesiyle kayıt ettiğinden artık orada sınırlar kalkar ve yol Allah'ın tohumlarıyla kotlanır. Eğer yarınlar otağımızsa biz bizden öte biz olarak tohum oluruz. Yaşam ışığımızsa biz o yoğunlukta kotlanır ışık oluruz. Öz görevimiz nefesse ki biz kalemle tohum olanlar nefessiz değiliz. Kendi yüreğimizle kotlandık ve yolumuzu göklerimizden göklere açanlar olduk. Ne mutlu bizlere. Bu dünyada öz görev nefesle birleşmek ve yolu köklerle göklere dürümlemektir. Dere olup akmadan altın ışığa varılmaz. Allah'ın ışığında akıl hep ilmidir ve orada bütüne görev taşınır. Sezilerle cemaatler kelama vardıklarında orada dirlik olmaz. Öz görev cennet olmazsa her cennet kelamdan doğar ve zamanda kelam olan ışıktan cennet kod halinde güçlenir. Ana kapı olan insanın her yerde kendini dinletmesi öz görevidir. Öz görevi ilmi kaha olmak ve kendini dinletmektir. Doğanın Kur'anıdır bu. Hepimiz insan olarak kök görevi hak ettik, başardık. İnsan,
insan, insan, kalem ve ilim. O insan ışık, erdiği yücelik şimdidedir. Şehitler var bilirsiniz. Öz görevliydi hepsi de. Çıktılar canlı, çaktılar yaşamda ışıklarını, attılar tüm insanlığa. Dört görevli oldular. Çıktıkları her anda sesleştiler. Onlar şehittiler. Unutmayın, onlar yaşadılar. Hepsi zamandılar, savaşçıydılar ama akılcıydılar da, akılcıydılar da. Bunları anlamalıyız. Ya Çanakkale, ya Çanakkale. Zannetmeyin ki Çanakkale'de herkes vefat etti. Yok böyle bir şey. Hepsi canlıdırlar. Onlar Kur'an'dırlar. Unutmayın, altın ışıktırlar. Sistem, nizam ve düzen olarak çalıştılar. Öz görevliydiler hepsi de. Yaşam budur. Zannetmeyin ki elleri, ayakları dünyadan gitti. Hepsi yaşıyorlar. Hepsi yaşıyorlar. Aha bu. Yerde insan, gökte nefes. İnsanın kelamı akıl. Aklın kapısı yaşam. Ve yaşamda mahrek, mahrek, hepimizde olan, şükür ola, aha işte şimdi. Erilen en yüce kapı, insan ve ihsan kaynak, işte o kaynak, bu yaşam. Ve bu yaşam, bütünün Kur'an'ı olan kutsal ışık. Ve zaman, ana kapı imparator olan, öz görevli olan. İşte mutluluk budur, sultanlar. Hadi.